Hey Deniz Grup ekranlarından sevgiler, saygılar değerli izleyenler. Mali Yaklaşım programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hafta yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Vovo Global kurucu ortağı Recep Kezik Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Şeyma Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler üstadım, bizler de iyiyiz. Bugün ülkemizde ve dünya ekonomisinde durumu ve global ticarette yaşanan zorluklar üzerine konuşacağız üstadım ama onun öncesinde sizi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Recep Kezik. 1979 Kayseri doğumluyum. Hayatımın neredeyse tamamını Kayseri'de geçirdim. İlk, orta ve üniversite eğitimim buradaydı. Erciyes Üniversitesi mezunuyum. Mali müşavirim. Sizinle meslektaşız bu konuda. Doğrudur üstadım. Yıllarca Kayseri'de büyük sanayi işletmelerinde mali işler müdürü, genel müdür gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Şimdi de artık üç genç ortak Vovo Global diye bir dış ticaret firması kurduk. Tabii. İthalat ve ihracat üzerine mesleki bilgi birikimlerimizle Kayseri sanayisine hizmet vermeye çalışıyoruz. Çeşitli ürünleri ithal etmeye, çeşitli konularda özellikle ihracatçı firmaların ihracat avantajları elde edeceği teşvikler hakkında dahilde işlem belgesi gibi danışmanlık hizmetleri Çok vermeye güzel üstadım. çalışıyoruz. Genel itibariyle bizim durumumuz bu Bu şekilde. şekilde Evet, üstadım. evet, Şu evet. an baktığımızda az önce de belirttik ülkemizde ve dünyadaki ekonominin durumu dedik ama sadece bizde değil bakıldığı zaman aslında dünya genelinde bir kriz aslında var gibi gözüküyor değil mi? Hani bu Evet. anlamda yaşanan zorluklar nelerdir? Bu ülkemizi hangi durumlarda etkiledi? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Elbette. Aslında şöyle bir konuyu ben kısaca sohbet etmek istediğimiz Tabii bugünkü ki. konuyu toparlayacak olursam dünyada ekonominin durumundan biraz Tabii ki bahsedelim. üstadım. Ekonomi neden aşağıya doğru gidiyor, neden yükseliyor, nasıl bir dinamikle ilerliyor? Çin, Amerika, Avrupa bu Ne üçlemde neler durumdayız? oluyor, ne durumdayız? Bu noktada Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'deki sanayicinin pozisyonu, ihracatçıların bu konudaki yaşadığı problemler, avantajlar ya da dezavantajlar ve burada Türkiye'de ve Kayseri'deki ihracatçımızın neler yapması gerektiğiyle ilgili böyle konuyu en yukarıdan Baştan bir aşağıya üstadım. doğru ve Kayserili sanayicilerimize tavsiyelerimizi de ifade ederek Tabii ki. konuyu netleştirdim. Şimdi dünyadaki ticaret özellikle pandemiyle birlikte ciddi anlamda bir dalgalanmaya neden oldu. Belli ülkeler, belli sektörler, belli ticaret kolları gerçekten kimisi çok yükseldi, kimi emtialar çok ciddi prim yaptı. İşte bundan 2,5-3 yıl pandemi dönemini hatırlayalım. Pandemiyle birlikte oluşan tedarik zincirlerinin kırılması, Çin'in yurt dışına ihracat yapamayışı, tedarik süreçlerinde aksamalar, buna bağlı olarak ülkemize olan tevazu, yani mobilya sektöründen otomotive Çok birçok doğru. sektörün çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlaması. Ama bununla birlikte insanların dışarıya çıkamadığı için hizmet sektörü imalatçıları olan kafeteryalar, butik sektörler, bunların ticaretlerinin hızla gerilemesi, insanların evlerine servis sağlayan kurye sisteminin çok hızlı gelişmesi. Bu tür durumları değerlendirdiğimizde dünya ticaretinde bu dalgalanmalı piyasanın aslında belli sektörleri hızla yükselttiği, belli ülkelerin ticaretinin hızla yükseldiği, pandemiye bağlı olarak özellikle Çin'in gerilemesi ve bunun oluşturduğu pazar payıyla ülkemizde ticaretin hızla yükseldiği, çok güzel paraların kazanıldığı bir süreç yaşadık. Çok doğru. Bu sürecin ardından doğası gereği bu bir yükselme trend şeklinde oldu. İnsanlar eve kapandığı için bazı tüketim mallarına ihtiyaç İlgili. arttı. Doğal olarak özellikle mobilya sektörü, tekstil Çok doğru. sektörü, tedarik zincirinin Çin tarafından Türkiye'ye doğru kayması, Avrupa'nın belli ülkelerine, Afrika ülkelerine kayması bizi pozitif etkiledi. Bunun getirmiş olduğu varlığı geçtiğimiz birkaç yıl önce Çok doğru. içimizde yaşadık. Özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya ticaret değerlerimiz hızla arttı. Yatırımcı ciddi yatırımlara girişti bundan birkaç yıl önce. Çünkü bunun paralelinde aslında dünyada para da ucuzdu. Çok Şöyle bir doğru. hatırlayalım, zihnimizi tazeleyelim. Dolar cinsinden krediler oldukça geniş, uzun vadeli yatırım kredileri alınabiliyor. Bankalardan uzun vadeli yatırım finansmanları çok rahat Sağlanabiliyor. sağlanabiliyordu. Bunların hepsi birleşince
gerçekten bir bolluk, bereketlik dönemi yaşadık. Çok doğru üstadım. Gerçekten her şeye ulaşabiliyorduk aslında finansal anlamda bakıldığında. Ulaşılabiliyordu. Şimdi ekonomi belli trendlerle düşüş, belli aralıklarla da yükseliş gösteren bir ivmeye sahip. Ülkemizde bu çizgi inip çıkma aralığı 5 yılda bir böyle aşağıya, 5 yılda bir yukarıya doğru yükselirken dünyada bu genellikle böyle bir stabil halde ilerlerdi. Fakat son pandemiyle birlikte bu dünyada da bir dalgalanmaya neden oldu. İşte şimdi o dalgalanmada paranın bolluğuyla birlikte oluşan ticaret genişliği, özellikle Amerika ve Fed'in faizleri geriye doğru çekip kontrol altına almaya çalışmaları, faizleri artırmaları ve bununla birlikte dünyadaki enflasyonu kontrol altına almaya çalışmaları, özellikle gelişen ülkeler, bizim gibi 3. dünya ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde enflasyonun tetiklenmesine, paraya erişimin zorlaşmasına, buna direnen ekonomilerin bununla ilgili negatif değerlere ulaşmasına neden oldu. Şimdi doğal olarak ülkemizde yaşanan bu bolluk arkasında gelen nakit darlığı, uluslararası piyasadaki para bolluğunu kısmak için büyük oyuncuların parayı piyasadan çekmeye çalışı. Bu esnada paraya erişimin zorlaşmasıyla birlikte insanların alım güçlerinin düşmesi, ekonomide bir darlığa, günümüzde ihracat da dahil olmak üzere iç pazarda bir daralmaya neden oldu. Bu sadece bizim için geçerli bir durum söz konusu değil. Birçok dünya ülkesinde de, işte Avrupa'dan da örnekler duyuyoruz. Yıllarca fiyat hep aynı olan ürünlerin fiyatının arttığını, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde enflasyon etkisinin oluştuğunu ve insanların şaşkınlıkla bu fiyat artışlarının nasıl olduğunu anlam veremediğini görüyoruz. Şimdi büyük çerçeveyi çizdiğimizde, büyük çerçevede bir bolluk, bu bolluğun arkasından enflasyona bağlı, enflasyon dalgalanmasına bağlı bir daralma olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de benzer trend daha derin yaşanmakta. Şu anda hali hazırda uygulanan hem maliye politikaları hem hükümet politikaları enflasyonu soğutmak için biraz parayı kısmaya, vergi yükünü biraz artırmaya, alışverişi biraz daha kontrol altına almaya, böylece enflasyonu bastırmaya çalışıyor. En temelde aslında şu anda... Olabilir mi peki? Doğru bir uygulama mı sizce? Aslında şöyle en yukarıdan baktığımızda yapılmaya çalışan şey şu. Düşünün, 18 taksitle mobilya alırken, 24 taksitle mobilya alırken, uzun vadeli borçlanırken doğal olarak satışların yoğun döndüğü, insanların alım gücünün yüksek olduğu bir dönemde, paraya erişimin kolay olduğu bir dönemden, şimdi parayı kısarak emtia alışlarını durdurmak ve ekonomiyi soğutmak, teknik olarak mali verilere baktığımızda işte enflasyon düşüyor ama insanların yaşam kalitesi de düşüyor. İnsanların geçim performansı da düşüyor. Diyelim ki bundan 5 yıl önce ya da 8 yıl önce maaşının yarısıyla bir ev alabilen insanlar, gençler, işte bir devlet kurumunda çalışan bir memur arkadaşımız maaşının yarısını taksit ödeyerek bir ev sahibi yatırım yapabiliyorken şu anda iki kişi evi geçindirmeye çalışan, işte iki öğretmen, iki memur ya da kesinlikle özel sektörde çalışan iki yöneticinin ikisinin maaşı ancak evi geçindirmeye, belki çocukların okul taksitlerini ödemeye, ev almak filan artık şu an çok zor. Pek mümkün değil. Çünkü bu iş en büyük devlet politikalarının oluşturduğu para politikalarıyla birlikte faizlerinin artmasıyla inşaat sektörüne ve inşaat sektöründeki uzun vadeli alım gücünün düşmesiyle birlikte sakinleşiyor. Bu da işte ekonomiyi yavaşlatıyor. Enflasyonun düşmesi bu şekilde sağlandığında evet enflasyon düşüyor ama bu toplumumuzda, insanlarda ve ticaretin biraz daha hızlı akışını biraz daha yavaşlatmış oluyor. Çünkü sen şimdi 18 taksitte bir mobilya alma imkanın varken bunu 6 taksite indirdiğin zaman evet insanlar mobilya almıyor çünkü alamıyor. Doğru. O zaman mobilya satışları düşüyor ama mobilyanın fiyatı da düşüyor. Doğal olarak enflasyon da düşüyor.
Fakat ticaret sakinleşiyor. Tabii ki bu sefer ticarette bir döngü sağlanmıyor üstadım. Hani bakıldığında paraya ulaşmak yine zorlaşmış oluyor aslında. Nakit evet, döngüsü için evet. Konuşuyorum bunu. Evet, evet, yani bir evet. Taraftan tamam enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ama diğer tarafta ticaretin de aslında biraz önü de kısıtlanmış oluyor. Yani Türkiye olarak baktığımızda hem inşaat sektörü hem de mobilya sektörü önüne giden bir kuruluşuz aslında bakıldığında. Ama evet. Şu an iki sektörün tıkanmış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet, faizlerin yükselmesiyle birlikte yani büyük oyuncu biliyorsunuz ülkemizde enflasyonu kontrol etmek için büyük oyuncu devlet, hükümet. Taksit değerlerini doğru. Ve faizi yükselttiği anda faizin yükselmesi ilk bizim lokomotif sektörlerimizden bir tanesi inşaat. Hatta en önde giden inşaat. İnşaatın durağanlaşması, insanların yeni ev alamayışı ve paralelinde evin içine giren bütün emtiaların da satın almasının ertelenmesine. Çok doğru. Çünkü insanların ekonomik olarak buna erişemeyişi, bunların ertelenmesi sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamaya. Bu da enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesine neden oluyor. Ama bu bizim hem ticaretimizi sakinleştiriyor hem de insanların Türkiye açısından değerlendirecek olursak genel anlamda yaşam performansının düşmesine neden oluyor. Konuyu toparlayacak olursak uluslararası piyasada bir enflasyonist durum oluştu. Doğası gereği hem ülkemizin kendi dinamiklerinden dolayı iç pazarda bir enflasyon var. Biz buna zaten yıllardır alışıktık. İç pazara çalışan sanayici bunu biliyordu. Belli dönemlerde yükselen, belli dönemlerde düşen. Siyasi dalgalanmalara bağlı olarak ekonomik dalgalanmaların olduğu bir yapımız var. Şimdi bu yapıdan uluslararası piyasaya geçmek, ihracat yapıp ihracat formunda kendisini uluslararası alanda ticaretini geliştirmek isteyen sanayicilerimiz için yapılması gereken en önemli konulardan biri uluslararası piyasada rekabet gücüyle ilgili becerilerini geliştirmek. Bir işletmenin özellikle Anadolu işletmeleri için konuşuyorum. Anadolu işletmesi ilk önce yerelde doğuyor, bir üretimle başlıyor. Üretimle başlayan serüven işte yurt içindeki ticaretle genişliyor. Bu dalgalanmalara karşı kendini koruyor. Sonra belli bir hacme geldikten sonra uluslararası piyasaya, ihracata yönelmeye başlıyor. İhracata yöneldikten sonra orada bir direnç noktası oluyor. İhracatla ilgili değerleri, bu değerlerle ilgili temel dinamikleri öğrendikten sonra eğer bunu bünyesine katabilirse, uluslararası piyasanın koşullarını anlayabilir, işletmeyi bu konuda güçlendirebilir, maliyetlerini uluslararası piyasa koşullarında kontrol altına alabilir. Devletin ve uluslararası imkanların getirdiği maliyet avantajlarından yararlanabilirse, işte bunlara neler diyoruz ülkemiz için? Tur kalite belgesi gibi, teşvik belgeleri gibi, yatırım teşvik belgesi gibi, dahilleşilen belgesi gibi. Uluslararası piyasada maliyet kontrolünü sağladığı anda işte uluslararası piyasada da güçlenmeye başlıyor. Aslında bu dalgalanmanın olduğu dönemlerde tahmin ediyorum ki şu anda iç pazarla çalışan sanayiciler sizlere konuk oluyorlardır. Ben de yıllarca oralarda yöneticilik yaptığım için biliyorum. En büyük problem satışlar düştü, alım gücü düştü, maliyetlerimiz yükseliyor, kazanamıyoruz. Bunun yanında bir de buna tuz biber, insan kaynağı ile ilgili problemler var. Kesinlikle. Nitelikli çalışan problemleri var. Uluslararası piyasada da ben piyasa koşullarının daraldığının farkındayım. Çin tekrar devreye girdi. Özellikle büyük bir üretici Çin dünyanın neredeyse bütün ticaretini, bütün ihtiyaçlarını karşılamaya aday olmuş bir ülke. Ama Türkiye'de Avrupa'nın hemen dibinde ve lojistik anlamda yakın olması ve bunun getirmiş olduğu avantajlarla uluslararası dengelerin getirdiği bazı fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Mesela Kayseri ve Türkiye mobilya sektöründe oldukça iddialı. Çok ciddi, evet. Dünyadaki mobilya ticaretin çok küçük bir kısmı ne yazık ki Türkiye üzerinden dönüyor. Belki mobilya üretiminde ve ihracatında 6. sıradayız ama aslında dünyadaki mobilya ticaretinin %2'sine hizmet veriyoruz. Çok doğru. Neden eksikliğimiz var? Peki neyi yanlış yapıyoruz? Evet. Yani aslında bu konuyu değerlendirmemiz de gerekiyor. Bu kadar elimizin altında gerçekten güzel bir nimet varken falan, yani bunu üretmene dökebiliyorken neden gerideyiz? Eksiğimiz nedir burada? Ya burada sanayicilerin şuna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihracatçıların ihracat bacaklarını güçlendirmek adına uluslararası ticaretin dinamiklerine uyum sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer bir ürün üretiyorsanız ve bu ürün girdilerini
ülke içerisinden tedarik edip yurt dışında rekabet etmeye çalışıyorsanız ve bu ürün girdilerinin bir kısmı yurt dışında bağımlıysa ve yurt dışında daha uygun fiyata rakip firmalar bu ürünlere erişiyorsa, bununla ilgili aslında devletimizin bize vermiş olduğu imkanlar var. Diyor ki devletimiz dahilleşen belgesinden biraz bahsedecek ve maliyet avantajından bahsedecek olursak, ey ihracatçı, eğer bir ürün üretiyorsan ve ihracat yapıyorsan ben seni destekleyeyim. Nasıl destekleyeyim? Yabancı ülkelerden alacağın ve uluslararası piyasada uygun fiyatla bulacağın bir ham madde varsa, ben buna ülke içerisinde uygulanan vergileri uygulamayayım. Uluslararası piyasada rekabet edebileceğin fiyatlara bu ürünleri al diye önüne bu imkanı sunuyor. İhracatçılarımızın maliyet kontrolünde bu dinamikleri, bu yöntemleri öğrenmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Aksi takdirde bir örnek verecek olursak, tabii, örnek veriyorum, bir çelik kapı üreticisi düşünelim. Hani bizim bölgemizde bu bilindik bir iş olduğu için buradan bir örnek vermek istiyorum. Örnek veriyorum, çelik kapının en temel ham maddesi sacıdır ya da aksesuarlarıdır. Eğer sac ülkemizde yüksek bir fiyatla ama yabancı bir ülkede daha düşük bir fiyatla ticareti dönüyorsa, yurt dışından bu ürünü alıp ülkemde işleyip sacı çelik kapıya dönüştürüp sonra yurt dışına ihracat yapacaksam, bu durumda devletin teşviklerinden, dahilleşim sisteminden yararlanmak gerekiyor. Bunu yararlanan ne durumda kalıyor, yararlanmayan ne durumda kalıyor? Yararlanan, örneğin bir çelik kapıyı örnek olsun diye söylüyorum, rakamları tamamen 100 dolara mal ederken, İşte bu düzeneklerden yararlanan bir üretici, ihracatçı bunu 80 dolara mal ediyor. Doğal olarak uluslararası piyasaya çıktığında, bakın uluslararası piyasada bir ürünü satarken sentlerle pazarlıklar yapılıyor. Yani 10 sent, 5 sent, ürününe göre 1 sent, ürününe göre 1 dolarla. Yani konuştuğumuz rakamlar çok büyük rakamlar. İşletmelerin karlılıklarının azalacağı ya da pazara tutunup tutunamayacağı ile ilgili dinamikleri bunlar belirliyor. Doğası gereği bu tür avantajların nasıl olduğunu sanayicimizin, özellikle üretici ihracatçımızın farkında olması gerekiyor. Hele böyle de pazarın uluslararası anlamda da daraldığı dönemlerde bununla ilgili yöneticilerimizin, işletme sahiplerimizin, işletmede çalışan yöneticilerimizin bu imkanları araştırıp, değerlendirip, öğrenip bu süreçleri en azından fırsata çevirmek için işletme bünyesine katması ve bu düzeneklere uyum sağlaması gerekiyor. Burada en büyük direnç şu aslında Şeyma Hanım. Bu tür işler bürokrasi getiriyor. Yani sanayicimizin çok hoşlanmadığı ama evrak kürek işiyle uğraşmak istemiyor. Prosedürlerde boğulmayacağı daha doğrusu. Şimdi devlete işte kapasite raporları hazırlanılıyor, raporlar yazılıyor, ya planlamalar yapılıyor. İşletme çevik hareket ederken işte 3 ay sonrasını, satışlarını planlaması gerekiyor, üretimi planlaması gerekiyor. İşte devlete bir taahhütte bulunuyor, işte mektuplar veriliyor, vergisiz alınıyor ama bir sürü kurum kuruluşa yazılar yazılıyor, izinler isteniliyor. Birileri geliyor işletmeyi denetiyor filan. Şimdi bu Anadolu sanayicisinin o rahat hareket eden, hızlı ve çevik yapısına pek uyumlu kalmıyor. Biraz ters düşüyor. Fakat uluslararası piyasada maliyetleri kontrol edebilmek, uluslararası alanda bir başarı sergileyebilmek. Bakın bugün turkuvalite diye bir kavram var. Birçok ülkede yoktur. Ülkemizde uygulanan bir teşvik sistemidir. Çok güzel bir teşvik sistemidir. Ülkemizin yurt dışındaki ticaretini ve hacmini artırmak için. İşte turkuvalite'ye giden yollar bu alt basamaklardan geçiyor. İhracatçıların, özellikle üretici ihracatçıların, eğer ürün gamı içerisinde, mesela mobilyacılar için metal aksesuarlar, bunun için bir örnektir. Mobilya bizim iddialı olduğumuz bir sektör. Kayseri bu konuda çok üreticinin olduğu bir yer. Uygun fiyatlı yurt dışından, Çin ve diğer ülkelerden dahilde işlem kapsamıyla ürünler yarı fiyatına ya da yarı fiyatının daha altına ithal edilebiliyor. Hani dışarıdan ithalat doğru bir şey değil, ülkenin çok hoşlandığı bir şey değil. Fakat ihracat için ithalat, ihracat yapan için ithalat, ihracata gidecek ürünlerin uygun maliyetle
temin edilmesi, tedarik edilmesi ve uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılması için bu bir zorunluluk. Çok doğru. Doğal olarak bunların öğrenilmesi aslında işletmelerin level atlamalarına, o direnç çizgisinin ötesine geçmesini sağlıyor. O yüzden günümüz ekonomik koşullarında hem Anadolu sanayicisine, hem Kayseri sanayicisine, hem bölgemizde Konya, Antep, Nevşehir, Maraş gibi birçok şehrimiz var, sanayi şehirlerimiz var. Bu şehirlerde ihracat yapan ve uluslararası piyasada fiyat ve maliyet problemleri yaşayan, şimdi ben sesleri duyuyorum, kulağıma geliyor. İşte Recep Bey fiyat tutmuyor, Recep Bey satamıyoruz, Recep Bey filan ülkede çok uyguna ürünler veriliyor. Evet, bunu aşmanın yöntemleri uluslararası kurallara uyumlu davranmak, bazı prosedürleri öğrenmek ve işletmemiz bünyesine katmaktan geçiyor. Çok doğru üstadım. Yani, az önce değindik ama ithalat ve ihracatta yaşanan zorluklar, sorunlar nelerdir? Bu sorunları nasıl aşabiliriz? Sizin uzman görüşünüze de ihtiyacımız var aslında, evet, bu konuda üstadım. Hani burada neler yapılabilir aslında? Şimdi ihracat hem devletin desteklemiş olduğu hem de ülkenin desteklemiş olduğu kolay olan bir yöntem ithalata göre değerlendirdiğimizde. İthalat birçok önleyici tedbirin de uygulandığı, birçok prosedürün olduğu, iç pazardaki dinamikleri ve iç pazardaki üreticileri desteklemek için çok sıkı kontrol edilen ve çok katı kuralların ve denetimin olduğu bir alan. Doğası gereği ülkemizde bir ürünü ithal etmek oldukça zor. İşi profesyonellerle yapmak gerektiğini herkes deneyim etmiş durumda. Birçok işletmenin bu konuyla ilgili girişimleri hüsranla neticelenmiş olabilir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Türk gümrüğü gerçekten zor bir gümrük. Hani Almanya, Avrupa, Amerika gibi ülkelerde de ithalat süreçleri belli kurallara bağlı ama Türk gümrüğü gerçekten zor. O yüzden İthalat süreçlerinde özellikle yurt içine değil de ihracat için konuşmak istiyorum. Şimdi yurt içi tüketimden ziyade imalatçı, ihracatçılar açısından konuşmak istiyorum. İhracatta maliyet avantajlarını yakalayabilmek için profesyonellerle çalışılması gerektiği, devletin vermiş olduğu dahili işlem rejiminden yararlanılması gerektiği, sadece bu belgeleri almak da yeterli olmuyor. Aynı zamanda bunu işletebilecek bir altyapının işletme kültürüne oturtulması oturtulması da önemli. Yani iç pazardaki çalıştığımız sistemlerle uluslararası piyasa ilerlemiyor. Öngörülü olmak gerekiyor. Uluslararası piyasada 3 ay sonra ne olacağı ile ilgili dünyayı takip etmek gerekiyor. Uluslararası ekonomiyi takip etmek gerekiyor. Fiyatların nereye gideceğini takip etmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz dalgalanmalara bağlı olarak ihracata ne kadar ağırlık verileceği, ithalata ne kadar ağırlık verileceği, iç pazara ne kadar ağırlık verileceğini patronlarımızın artık genel müdürleriyle, muhasebe müdürleriyle, dış ticaret müdürleriyle gerçekten yönetim toplantıları yaparak, geleceği planlayarak, sonra bu planlara uygun olarak devletin sağlamış olduğu bu maliyet avantajlarının yararlanarak işletmelerini bir level önde tutmaları gerekiyor. Aksi takdirde ekonomi her dalgalandığında ve piyasa koşulları, karlılık aşağıya düştüğünde ilk önce ne yazık ki bu avantajları kullanamayan işletmeler oyun dışı kalmak zorunda kalıyor. Kesinlikle. Bu da ne yazık ki iş ülkemizde firmaların böyle ekonominin pozitif akışıyla çoğalmasına, biraz zenginleşmesine, ekonomideki veya da uluslararası ekonomideki biraz daralmayla birlikte gerekli uyumluluğu sağlamadığı zaman ne yazık ki tekrar bu işletmelerin oyun dışı kalmalarına neden oluyor. Bu da üzücü bir durum. Bu da üzücü bir durum. Yani ülkemizde de, bölgemizde de, Anadolu'da da gerçekten profesyonel anlamda kendini geliştirmiş, işletmelerin içerisinde çalışan ciddi bilgi birikimine sahip insanlar var, hizmet veren firmalar var, bizler gibi firmalar var, çeşitli konularda, çeşitli alanlarda. Kesinlikle hani Kayseri'nin tabiriyle istişarede fayda vardır. Kesinlikle üstadım. İstişarede fayda vardır. Kazanç sadece emtiayı çok ucuz almak değil, aynı zamanda bilgiye de hızlı ulaşmak bu istişarelerle, bu bilgi birikimini paylaşan işletmelerle konuşarak yapılacak iş ortaklıklarıyla sağlanabilir. O yüzden
Anadolu işletmelerine ve ihracatta büyümek isteyen firmalara buradan bu konuya önem göstermeleri, insan gücü ve insan kaynağı konusunda işletmelerini zenginleştirmelerini tavsiye ediyorum. Bize düşecek bir görev olursa Kayseri'deyiz. Tabii ki profesyonel bir şekilde zaten hizmet vermeye devam ediyorsunuz sağlık konuyla alakalı. Burada bizimle iletişime geçildiği takdirde özellikle imalatçı, ihracatçılar biz de bilgi birikimlerimizi paylaşmaktan memnunuyuz. Çok güzel üstadım. Evet. Peki üstadım, üretici ihracatçılar için rekabet gücünü artıracak yöntemler nelerdir? Bu da yine size tabii ki en sık sorulan sorulardan bir tanesidir ve buna da ihtiyaç var aslında bakıldığında. Burada firmalar nasıl davranması gerekiyor, neler yapması gerekiyor ekstra? En temelde insan gücü ve organizasyon becerisinin belli bir çizgiye getirilmesi gerekiyor. İşletmenin uluslararası piyasada rekabet edebileceği bir yapıya ulaştırılması gerekiyor. Yani ihracat yapmaya başlayan işletmeler ham madde alımında biraz önce bahsettiğimiz dahilde işlem belgesi gibi uygun fiyatlı vergi avantajlarını elde edebileceği yapıları yürütebilecek bir yapı kurması gerekiyor işletmesinde. Şunu unutmamak gerekiyor. Bir ürünü, bir ham maddeyi yarı fiyatına almak mümkün ama o yarı fiyatına aldığın ham maddenin ihracat sürecinde, serüveninde, üretiminden satışına, sevkiyatına bu süreçleri devlet sıkı takip ediyor. Buradaki suistimalleri engellemek için. Çünkü bunlar suistimale de açık konular. Mesela bu tür süreçlerde idari para cezaları olmaz dahilde işlem belgesi ve süreçlerinde. Adli para cezaları olur çünkü suistimale açık tabii konular, ki tehlikeli konular. O yüzden bu bir takım oyunuyla yapılabilecek bir süreç. Yani İşletme üretti, ihracata başladı, ihracat ekibi, imalat ekibi, muhasebe ekibi, burada mali müşavirlere de ciddi görevler düşüyor, dış ticaret departmanına da ciddi görevler düşüyor, patrona da ciddi bir görev düşüyor. O da şu, bu konuyla ilgili nitelikli insanları yanında tutup, bu insanlara da aynı makineye yatırım yapar gibi yatırım yapıp, bu kadroya yaptığı yatırımla organizasyonu kurup sonra bunun oluşturduğu beceriyi işletmede ham maddeyi daha ucuza alma ve bu ham maddeye erişebilmek için işte devletin imkanlarından daha iyi yararlanabilecek bir yapı oluşturma. İşte bugün ilk 500'deki işletmelere baktığımızda mobil üreticilerini görüyoruz, sanayicileri görüyoruz. Bu işletmeler de bir atölyeden başladılar ve bu noktaya geldiler. Uluslararası piyasada ticaret yapan. Bugün orta ölçekli işletmelerin de bu çizgilere ulaşması için tek engel bu organizasyonları işletmelerinin bünyesine katmakla ilgili. Eğer işletme bünyesinde bunlar katılabilir, sindirilebilir, bir yönetim fonksiyonu, bir yönetim kültürü haline getirilebilirse bütün teşvik süreçleri halledilebiliyor, bütün prosedürler yapılabiliyor ve bunların işletmelere milyon dolarlarla geri dönüşü söz konusu oluyor. İşte Turkalite'yi bütün organizedeki sanayiciler bilir. Milyon dolarlar teşvikler söz konusu. Hadi yapalım deyince uygun kadro olmadığı zaman ne yazık ki. Tabii ki icraata dökülemiyor. Bunun ilk adımı bence tedarik süreçlerinde maliyetleri küçültecek, daraltacak olan dahilde işlem süreci. Bu süreçle başlanan ve kadronun yapılanması sağlandığı zaman bu işletmenin uluslararası piyasada açılabileceği ve kadrosunu genişletilebileceği sürecin ilk başlangıcı diye değerlendiriyorum. O yüzden bu konunun öncelikle halledilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Hemen arkasından zannedersem nitelikli iş gücü geliyor. Tabii ki. Önemlilerden bir tanesi aslında bakıldığında değil mi? Çünkü baktığımız zaman yani az önce de söylediğiniz yönetim kurulu ya da patron her konu hakkında bir bilgiye sahip olmayabilir aslında. Bunlarla ciddi detay gerektiren, bilgi birikimi gerektiren, donanım gerektiren konular aslında değil mi üstadım? Yani şöyle söyleyeyim, kendi tecrübelerimden kısa bir örnek vereyim. Bir firmada genel müdür olarak görev yapmıştım. Firma bundan 2009 yılları gibiydi. Çalıştığım firma 12 milyon dolar ticaret olan bir işletmeydi. Bahsettiğimiz özellikleri firmaya kattığımızda, profesyonel becerileri işletmeye aktardığımızda, firmada genel müdür olarak da görev yaptım. 5 yıl, 4,5-5 yıllık çalışma hayatım o firmada oldu. Ve en son bıraktığımızda 30 milyon dolara yakın cirosu olmuş, serbest bölgede bir fabrikası olmuş, birçok teşvikten yararlanmış, dahilde işlem belgesinden yatırım teşvikine birçok konuda
uluslararası piyasada ticareti genişlemiş bir hale geliyor. İşletmeler eğer samimiyetle organize olabilirse, patron ve yöneticiler arasında bu samimiyet eğer iyi bir ilişkiyle taçlandırılabilirse, işletmelere yansıması birkaç yılda işletmenin birkaç kat birden büyümesi şekliyle, şekliyle neticeleniyor. Yani mesela patronumun kulakları çınlasın bir sözü vardı, işte burası 30 milyon dolar ciro yapacak dediğimde çok gülümsemişti. Bir hayal gibi gelmişti ona. İşte 2 yıl ödemesiz 10 yıl uluslararası bir krediyle sana fabrika kuracağız abi dediğimde, işte Kayseri tabiriyle konuşuyorum. Çok gülmüştü ya, Recep Bey böyle şey mi olur diye. 3,5 yıl sürdürmüştü. Yani şunu söylemek istiyorum, bu samimiyetimle söylüyorum. Anadolu ticaretin merkezi, Kayseri çok ticaretin doğru merkezi. Sanayiciler bu zor durumlarda, şimdi şu yapılıyordur, iki el baş arasını alıp ya ne yapacağız bu zorluklarda. Bu zorluklardan aşmanın iki yöntemi var. Bir, etrafınızdaki nitelikli insanları ve organizasyonu güçlü tutmak. İki, devletin prosedürlerle getirmiş olduğu avantajları işletme bünyesine katmak. Ticaret koşarken bunlara gerek olmuyor. Çok doğru. Ama 3-5 yılda bir azaldığında bunları yapmayanlar oyun dışı kalabiliyor. Bunları yapanlar da katlayarak ilerliyor. Hem ulusal çok piyasada doğru, hem de uluslararası piyasada ismi bilindik işletmelere dönüşüyor. Bizim Amerika'daki gibi ya da Avrupa'daki gibi 100 yıllık işletmelerimiz olmalı. Bu söylediğim en temel dinamiklerin oluşmasıyla ilerliyor. O yüzden paylaşımcı olunması gerektiğini çok doğru değerlendiriyorum. Ve değişen teknolojiye de ayak uydurmak da evet, gerekiyor aslında değil evet, mi? Evet. Yani bu da yani konunun önemini vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır aile şirketleri tarafından yöneten şirketler için özellikle sonra değişime ayak uydurmadıkları takdirde sıkıntılar da yaşıyorlar değil mi burada? Teknolojiye ve günümüz koşullarına direnmek ne yazık ki anlamlı değil. Örnek veriyorum, işte günümüzde en önemli değişimlerden bir tanesi e-ticaret. Çok doğru. E-ticaretin getirmiş olduğu avantajlar ama bilinmezlikler. Şimdi bir işletmenin bu yapıya uyum sağlamaması, direnmesi sadece orta vadede devre dışı kalmasına neden olur. O yüzden biz satın alırken uygun satın almalıyız. Organize olurken güçlü bir organizasyonumuz olmalı. Yaptığımız işe göre iyi bir Ar-Ge'miz olmalı. Ar-Ge'ye ve inovasyona önem göstermeliyiz. Bu kavramlar konuşulurken böyle çok süslü falan geliyor ama şöyle söyleyeyim, işin realitesi şu, biz maliyeti düşürerek Çin'deki bir üreticiyle rekabet etmemiz çok zor. Öyle bir yapı var ki orada, yani onlardan daha ucuza mal etmek çok mümkün değil. Elbette en uygun fiyata almalıysan maddeyi, en uygun fiyata işlemeliyiz, bütün teşviklerden yararlanmalıyız ama bunu taçlandıracak şey ürüne bir inovasyon katıp, ürünün bir özelliğini ön plana çıkartıp bunu Avrupa piyasasına ya da Amerika piyasasına bir farklılıkla sunup oradan bir avantaj elde etmek. Lojistik açıdan bir pozisyonumuz diğer üretici ülkelere göre, Hindistan, Çin'e göre çok yakın, harika. Türk insanı becerikli, zeki. Doğal olarak inovasyon becerileri yüksek, harika. Türkiye büyük bir mobilya şehri, büyük bir tekstil ülkesi, şehri. Doğal olarak bu inovasyon becerisi ve diğer unsurlar da bir araya geldiğinde, yenilikçi bakışı için içine kattığımızda, gençlere biraz müsaade ettiğimizde şahlanmaması mümkün İmkansız değil. İmkansız gibi geliyor değil mi? Yani kendi deneyimlerimden biliyorum. Bakın, bir işletme eğer bunları bir araya getirip bunların hepsini uygun ve senkron bir şekilde yürüttüğünde, açık konuşayım, rüzgarda birazcık arkadan estiğinde 3 yılda neredeyse 2'ye katlayabiliyor. Hani 10 milyon dolar, 30 milyon dolar ciddi büyümeler. Doğal olarak birileri için çok zor olan süreçler, bazı işletmeler için, hazır olan işletmeler için, sistemini oturtmuş işletmeler için büyümek için bir fırsat oluyor. Bu tür dönemlerde devre dışı kalan işletmeler, oyun dışı kanal işletmeler bir müddet sonra piyasa tekrar yükselmeye
talebin tekrar yükselmeye başlamasında hazır olan işletmelerin önünü açıyor. Hazır olan işletmeler 24 saat kesintisiz çalışarak varlıklarına varlık katıp sektördeki dirençlerini güçlendiriyorlar. O yüzden hem ülke olarak hem de ülkemizdeki işletmeler olarak bu konuya dikkat edilmesi çok gerektiğini değerlendiriyorum. Üstadım, az önce dahili işlem izin belgesiyle alakalı avantajları söylediniz ama evet, detaylı aktaracak olursak dahili işlem izin belgesi nedir ve uluslararası rekabette Türk ihracatçılar için önemi nedir? Bunu tekrardan dile getirebilir miyiz? Altını çizelim. Şimdi mobilya sektörünü örnek göstererek ilerleyebiliriz. Bu arada dahili işlem belgesi sadece mobilya sektörü için geçerli değil, bütün sektörler için geçerli. Temel mantığı şu, tekrar edecek olursak, üretici ihracatçı firmaların ham maddeye uygun fiyatla erişebilmeleri için yurt dışından bir ham madde getirdiklerinde Türkiye gümrüğünde herhangi bir kontrole tabi olmasını engelleyen, yani şöyle söyleyelim, örnek veriyorum, mobilya üreticisiyim ve dolap üretiyorum. Dolapta da işte aksesuar olarak menteşe kullanıyorum. Menteşe Türkiye'de X lira, işte bunun 1/3 fiyatına da bir ülkede üretiliyor. O ülkeden getirip ihracatta bir maliyet avantajı elde etmek istiyorum. İşte o zaman diyorum ki devlete, ben böyle böyle bir ihracatçıyım, bunu yapmak istiyorum. Devletimiz de sağ olsun diyor ki tamam, prosedürleri uygula, şu kuralları yerine getir, o menteşeyi ülkeye getir. Şimdi normalde o menteşeyi ülkeye getirip üretip iç piyasaya satmak istediğinizde hemen iç pazarı korumak için devlet şunu söylüyor. Bu menteşeyi iç pazarı korumak için şu KDV'si, şu antidumpingi, şu gümrük vergisi, şu ilave gümrük vergisi diye ciddi bir vergi yüküyle içeriye sokulabiliyor ki içerideki üreticiyi korusun. Bu da oldukça doğal. Ama sen ihracatçıyım dediğin anda o zaman hemen şu devreye giriyor. Öyle mi? İhracatçı mısın? Çok güzel. Sertifikanı alıyorsun, dahilde işlem izin belgeni alıyorsun, gerekli işlemleri, prosedürleri hallediyorsun. Kaç liraya aldın menteşeyi? X liraya. Çok uygun bir fiyata aldın. Nakliyesini ödüyorsun, gümrüğe geliyor ürün, belge ifraz ediliyor. Gerekli kontroller yapılıyor. Eğer o ürünün bir C belgesi, bir TS belgesi gibi belli belgelendirmelere ihtiyacı varsa bunlardan da muaf tutuyor devlet. Diyor ki tam belgelendirmeye de gerek yok. Peki kurallara göre vergi de ödeme sen bunlara, ama vergi ödeme, ama ya sen ihracat yapacağım diye bir taahhütte bulundun, bana bir teminat mektubu ver, biz şu vergiyi şuraya bir koyalım kenara, bir teminat mektubu veriyorsun o vergi miktarı kadar, KDV'si işte hangi vergilere tabi ise. Sonra içeriye alıyorsun, üretim süreci başlıyor, üretiyorsun, bu ürünü ihraç ediyorsun yurt dışına. Tabii İthalattan girerken de sisteme kaydoluyor ham madde. İhracatı yapılırken de bu elektronik dır sistemine kaydoluyor. Doğal olarak ihracatı gerçekleştiği anda devleti tekrar dönütüyorsun ki efendim ben ihracatımı yaptım. Malı aldım, ürettim. Bakın koşullara uygun olarak da işte örnek veriyorum. Afrika'ya sattım, Amerika'ya sattım. Lütfen belgemi çözün. Teşvik belgesi esnasında o gümrükten girerken alınan vergiler için teminatlar çözülüyor. Böylece ne olmuş oluyor? İmalatçı yarı fiyatına ya da daha düşük fiyata ham maddeye erişmiş oluyor. Bu prosedürü yürütmek için elbette işletme içerisinde bir nitelikli insan gücü gerekiyor. İşletmenin buna adapte olması gerekiyor. Muhasebe servisinin adapte olması gerekiyor. Finans servisinin adapte olması gerekiyor. Dış ticaret servisinin adapte olması gerekiyor. Bütün departmanın bir senkron içinde çalışması gerekiyor. Bu yapıların kurulurken profesyonel firmalar tarafından bu yapılar o işletmelere aktarılmalı ve eğitimler alınmalı. Ama bu yapı bir kere kurulduktan sonra dahilde işlem sistemi, ondan sonra düzenli olarak çalışılıyor. Hem de uluslararası piyasada bir rekabet avantajı elde edilmiş oluyor. Bu yapılar aynı zamanda diğer prosedürlü ama teşvik getiren yatırım teşvik gibi, Turkualite gibi yapılarında altyapısını oluşturmuş oluyor aslında. Böylece işletme buna adapte olduktan sonra diğer mecralar ve diğer süreçleri de aslında başlatabilecek bir pozisyona ve güce kavuşmuş oluyor. Bunun başladığı nokta aslında burası. Yani imalatçı ihracatçılar buradan sektörüne bağlı olarak tabii. Burada şunu ifade edeyim. Ürünlerinin içerisinde eğer İthalatla uygun fiyata getirilecek bir şey yoksa o işletmeler için
İç pazardan KDV avantajıyla satın almak söz konusu. Ama esas avantaj özellikle ham maddesi yurt dışından gelip ciddi vergi yüklerine tabi olan sektörler. Tekstil gibi. Çok doğru. Tekstilde iplik üreticisi Hindistan ve Çin'dir. Hindistan'da bir ipliği Türkiye'ye getirip iç pazara bir ürün üretmek istediğinde çok ciddi vergiler vardı. İplik fiyatının çok iki katı, doğru, üç katı işte gibi. Tekstil sektörü bu bahsettiğin düzeni kurmadığı müddetçe hem uluslararası piyasada hem de iç pazarda rekabet etme şansı yok. Doğru. Peki diğer sektörler, işte mobilya örneğimizdi. Mobilyanın da artık bu imkanlardan yararlanmaya başlaması lazım. Büyük işletmeler, belli ölçüye aşmış işletmeler bunları yapıyor zaten. İşte yatak üretiyorsa kumaşını yurt dışından tedarik ederek, daha uygun fiyata tedarik ederek ya da ülke içerisinde üretilmeyen özel kumaş talepleri olduğunda bunları vergi ödemeden tedarik edip sanki serbest bölgede bir üretim yapıyormuş gibi tedarik edip yurt dışına satarak hem müşteri isteklerini hem de maliyet avantajlarını hem uluslararası rekabeti yakalamış oluyor. O yüzden bu yapı genel itibariyle böyle. Bunu kurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle isterdim. Avantajlarını gerçekten oldukça ediyorum. Fazla evet. Olduğunu sıraladınız. Evet. Tercih üstadım, süremizin sonuna geldik. Evet, çok hızlı ve akıcı bir sohbet kesinlikle oldu. Kesinlikle ağzınıza sağlık diyorum. Ben son olarak aktarmak istediğiniz, toparlamak istediğiniz ve ekran başındaki izleyicilerin tavsiye niteliğindeki cümleleriniz nelerdir? Evet. Ben Kayseri'yi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yurt çok dışına doğru. Gittiğim zaman ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımı kendi gözlerimle de görme fırsatım oluyor. Gerçekten çok ciddi bir potansiyeli var ülkemizin, özellikle Kayseri'nin. Kayserili sanayicilere biraz önce bahsettiğim konulara dikkat etmelerini, özellikle nitelikli iş gücüne de yatırım yapmalarını, bir CNC makinesi ne kadar kıymetliyse, bir üretim süreci ne kadar kıymetliyse, iyi bir organizasyonun da onları başarıya götürecek en temel unsur olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çok doğru üstadım. Son cümlelerim bu şekilde. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizi reklam başındaki izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.